Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'tan çok konuşulacak ve çok şok etkisi yapacak Kütahya Belediyesi ile ilgili belediye bu işi yapamaz açıklaması. Kütahya'da bir türlü başlamayan kentsel dönüşüm mahalle muhtarlarının tepkisine yol açtı. Sorunun kentsel dönüşümü belediyenin yetki alarak yapması olduğunu gösteren muhtarlar Kütahya'nın 5 yılı boşa gitti. Biz mağdur durumdayız. Kütahya'da kentsel dönüşüm bir fiyaskoyla bitiyor ifadelerini kullanarak milletvekili Ahmet Erbaş'tan yardım istediler. Belediye bu işi yapamaz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Vatandaşların mahallelerde yaşadığı sorunlarının dile getirildiği toplantıya muhtarların bir türlü başlamayan kentsel dönüşüme gösterdikleri tepki damgasını vurdu. Osman Gazi Mahallesi'nin 2009 yılında kentsel dönüşüm kapsamına alındığını belirten Muhtar Şerif Kartal, kentsel dönüşümün ranta dönüştüğünü söyledi. 2013 yılında bir kanun değişikliğinin ardından yetkinin belediyelerden alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verildiğini ifade eden Kartal Zaman içerisinde imar durduruldu. Burası kentsel dönüşüm içerisinde ve imar yapamazsınız denildi. Ancak yıkılma durumuna geldiyse tadilat yapmaya izin verildi. 9 yıldır insanlarımız buradaki varlıklarını değerlendiremiyorlar. Saraçoğlu ve ekibi gitti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetki aldı. Dediler ki bu kentsel dönüşümü biz yapacağız diye. Belediyenin bu işi yapmaya gücü yetmez. Belediye bu işi yapamaz. Çünkü bu iş için bir kapasite, para, ekip lazım. Kütahya'nın 5 yılı boşa gitti. Biz mağdur durumdayız. 300'ün üzerinde imza ile bu işin tekrar bakanlığa ya da bakanlığa bağlı TOKİ'ye devredilmesini istedik. İşin ehil eller tarafından yapılmasını izah ettim. Ancak yetkinin şu anda belediyede olduğunu, belediyeyi beklememiz gerektiği söylendi. 1453 konutları kentsel dönüşüm için yapılıyor denildi bakanlıktan para alamadıkları için kredi alıp tamamlamaya çalıştılar. Şu an için bu konutları satsalar aldıkları kredileri ödeyemeyecekler. Yani Kütahya'da kentsel dönüşüm bir fiyaskoyla bitiyor. Kütahya Belediyesi ile bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı dedi. Adaletsizliğin düzelmesini istiyoruz. Osman Gazi Mahallesi'nde yaşayan sıkıntının aynısının Bölücek Mahallesi'nde de olduğunu söyleyen Muhtar Hüseyin Girgin de kentsel dönüşümden ziyade ransal dönüşüm sözüne katılıyorum. Köyler malum, Parmakören'de 650 dönüm Bölücek mahallesinde de 300 dönüm alan Mera'dan kentsel dönüşüme ayrıldı. Eskiden imar planları 4 katlıydı. Fakat 1453 konutlarının ciddi derece belediyeye zararı olduğu için şu anda Bölcek Mahallesi'ndeki 300 dönüm yerin imar planlaması değiştirildi. 1453 konutların da veya belediyenin kentsel dönüşümden ettiği zararı buraları satmak için yeniden meclisten yetki alındı. Bir taraftan hem hayvancılığımız ölüyor, diğer taraftan da bir şekilde rant sağlanıyor. Yaklaşık 600 dilekçeyle itirazımızı yaptık. Geçen hafta komisyona girecekti gelmedi. Biz yapılan büyük bir haksızlığın ve adaletsizliğin düzelmesini istiyoruz diye konuştu. 30 bin vatandaşı ilgilendiriyor. Milletvekili Erbaş ise yapılacak olan imar değişikliğiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin faal olarak görev yapan 13 encümeninin muhalif şerhini yazıyor. Biz bu işe muhalifiz bir mağduriyetiniz vardır. Sizin bu konuda mağdur olduğunuz noktasında hem fikiriz. Partilerimizin bu konudaki düşünceleri de böyledir. 1453 konutları konusu da bir önceki belediye başkanı döneminde başlayan bir silsile ve kangren olmuş bir konu. Haklısınız. Çok ciddi bir sıkıntı var. İnşallah bunu da el birliğiyle çözmemiz lazım. Bu komple 30 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir konu dedi.